Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, bugün böyle hep mutfakta çekim yapıyoruz. Bugün mutfakta değil de mangal olarak dedim çekim yapalım. Efendim, mangalı ısıttım. Rakıyı da hazırladım. Şimdi elimde iki tane steak var. Yani işte bonfile olması lazım bunun Türkçesi. Bunlar efendim ne kadarmış bu? Kaç grammış bu steakimiz? 314 grammış. Şu şekilde göstereyim. Şöyle yaklaştıracağım kameraya. Bu hazırlanmış, üzeri marine edilmiş, soslanmış vesaire dinlendirilmiş, grill'e atmaya hazır. Bu ne steakmiş? Austin Nakın, yani sırt bölgesinden geliyor bu. Bu sırt bölgesinin steak. Fiyatını söylüyorum arkadaşlar. 3 euro 76. Yanlış duymadınız. 314 gram. 3 euro 76. Şimdi bu sırt bölgesi. Dedik ki bir de başka bir şey deneyelim. Bu da Austin Book diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Videonun altına veya üstüne yazarım ne olduğunu. Bakmadım açıkçası. Bu da böyle. Bu da yaklaşık 399 gram. 4 euro 78. Yani bu demek ki hayvanın biraz daha kaliteli yerinden. Şimdi bunları bir mangala atacağız. Pişireceğiz. Bittiği zaman da çarpıştıracağız. Bakalım kim kazanacak bu yarışmayı? Kim ne kadar kaliteli ete sahip? Deneyelim bakalım. Evet, bıçağımızı aldık elimize. Şuradan hemen bir delik açalım. Etimizi dışarı çıkarabilmek için. Evet. Gelsin bakalım, mangalın kapağını açalım. Evet. Et. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bir maşa alayım. Aynen. Yavruyu görüyor musunuz? Yavruya bak, yavruya. Vay 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 vay. Of, sese bak, sese sese. Gelsin hemen. Gelsin hemen ikincisi. Bekletme beni diyor. Bağırıyor. Bekletme beni. Bekletme beni. Hemen ikinciyi keselim. Aynen. Aynen. Of 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 of. Yavruya bak, yavruya. Yavruya bak. Geliyor. Geliyor yavru. Hadi bakalım sen de buraya. Kuzu kuzu yat bakayım oraya. Bunu bir çevirelim. Bir mühürlensin bu. Kapatalım kapağımızı. Şimdi ellerimizi hafif silelim. Evet arkadaşlar, dışarıda müthiş güzel bir hava var. Güneş batmak üzere, akşam üzeri. Saat şu an 6:40 geçiyor. Ben de mangalın başına geçtim. Şunları dedim bir deneyeyim. Şu yavruların bir tadına bakalım. Rakımızdan bir fırt alalım. Biraz sizlerle muhabbet yapalım. Sağlığınızı arkadaşlar. Evet. Şöyle sandalyemizi bu tarafa doğru alırsak sanıyorum beni daha rahat göreceksiniz. Evet, şu kuzuyu da çevirelim. Aynen. Oh 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 oh. Evet. Şimdi arkadaşlar, bunlar pişe dursunlar. Bir de
şöyle bakalım piştiği zaman bir keselim. Etler nasıl oluyor? Kimi içi hafif pembe sever. Kimisi içi pişmiş sever. Ben içi pişmiş sevenlerdenim. Et dediğim pişecek. Ben öyle içi pembe sevmiyorum. Bana kanlı gibi geliyor. Hoşlanmıyorum. Dolayısıyla bu kuzuları pişireceğiz. Bu yavruları pişireceğiz. Arkadaşlar bazı vatandaşlar diyor ki siz diyorlar orada domuz eti yiyorsunuz. Şöyle tekrardan elimi alayım göstereyim de bunun dana eti olduğunu anlasınlar. Yani şurada fom rind diyor. Rind sığır demek arkadaşlar. Sığır etinden. Yani öbürünü de göstereyim. Ondan sonra bakın o da fom rind. Sığır etinden. Görüyor musunuz? Soslanmış. İşte bu şekilde. Uruguay'dan geliyor bu etler. Burada yazıyor. Uruguay'dan geliyor. Getiren firma Williams. Bunları hazırlamışlar. Poşetlemişler. Marine etmişler. Arkasında kalori miktarları yazıyor. Aynı steak demiş 400 gram yaklaşık 1000 kaloriymiş. 2000 kalori burada var. Vay vay vay. Ben neden kilo aldığım belli işte ya. Yani burada tavsiye edilen grilldeki pişirme şekli anlatıyor burada işte. Eğer diyor tavada yapacaksanız şöyle, grillde yapacaksanız böyle. Yani ben okumadım onu. Biz bildiğimiz usul pişireceğiz. Ben yalnız şimdi bunun altını kısacağım. Böyle yanmasını istemiyorum. Ağır ateşte. Ağır ağır. Yavaş yavaş pişmesini istiyorum. Yani bu grill gaz mangalların bir güzelliği de bu. Yani bu şekilde kısabiliyorsunuz. Kıstığınız zaman dereceyi düşürüyor. Siz o yavaş yavaş hani köze geçmiş ateş gibi yavaş yavaş pişirmeye başlıyorsunuz. Ve bu da pişirme kalitesini arttırıyor. İstediğiniz kaliteyi bu şekilde tutturabiliyorsunuz. Şu an yaklaşık mangal 210 derece sıcaklıkta. Şimdi ben altını kıstığım için birazdan o yavaş yavaş düşmeye başlayacak. 160 derecelere, 170 derecelere gelecek. Bu da zaten etin en kaliteli pişme ısısına ulaşmış olması demek olacak. Bu şekilde. Bir bakalım yavruların durumuna. Gayet güzel. Ben şöyle kamerayı yaklaştırayım. Bir beraber bakalım şu yavrulara. Sonra sohbete devam edelim. Evet arkadaşlar. Kuzular burada. Canlar yatıyor burada. Şöyle biraz daha yaklaştıracağım sizi. Biraz daha yaklaştırayım. Evet. Evet, 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 evet. Oy, 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 oy. Şunu şöyle bir çevirelim. Oy, 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 oy. Bunu da bir çevirelim tekrar. Evet. Kapattık şimdi mangalı. Ne dedim? Isısı düştü. Bakın. 120'lere kadar düştü. Şimdi kapağı kapatınca ısı tekrar yükselmeye başlayacak. İçine hapsedecek ve yavaş yavaş ağır ateşte pişirme işlemi gerçekleşecek. Şimdi arkadaşlar, geçen yapmış olduğum bir tane hamburger videosu vardı. İşte pratik hamburger anlattım, tarifi verdim sizlere. Şimdi o videonun altına yorum olarak bir arkadaşımız böyle bilgilendirme açısından yazmış. Tarım Bakanlığı'nın 2011'de yapmış olduğu denetlemelerin listesini açıklamışlar. Yani bu daha yeni açıklanan bir liste. İşte 2018'de açıklanıyor bu liste. Mart 2018'de. Bu listeye göre çikolatadan tutun, kozmetik ürünlerinden, envai çeşit malzemeye, et, süt, gıda bir sürü liste çok uzun, bayağı uzun bir liste. Şimdi ben takviye edici gıdalar ve benzeri ürünler olarak adlandırılmışlar. Bu listeyi bu videonun altına link olarak koyacağım. Buraya isteyen herkes girip bakabilir. 23 Mart 2018 tarihi itibariyle kamuoyuna duyuru tarihidir bu. Denetlemelerde 17 Aralık 2011 tarihli gıda kontrolünü bahsediyorlar. Şimdi burada bal ürünlerinden başlıyor. İçerisinde envai çeşit malzeme bulunuyor. Ben şimdi buradan direkt
et ürünlerine geçeceğim. Enerji içeceklerinden, kozmetiklerden tutun bir sürü envai çeşit olay var. Ama ben özellikle et ürünlerine geçeceğim. Şimdi burada hani bize diyorlar ya, siz domuz eti yiyorsunuz, bilmem ne yiyorsunuz falan, fiş mekan. Arkadaşım, güzel kardeşim, şöyle yaklaşayım. Sen Türkiye'de domuz eti yiyorsun, haberin yok senin. Bak, devlet diyor, ben demiyorum ha. Devlet diyor, devletin Sağlık Bakanlığı kurulu söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31. maddesinin 6. fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulabileceği hükmüne bağlanmıştır. Ayrıca 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tahşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten, ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve veya seri numarasının bakanlık resmi internet sitesinde bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunulabileceği hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda laboratuvar sonucu ile taklit ve tahşiş yapıldığı kesinleşen ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Yayınlayacağım, girer bakarsınız. Şimdi burada şöyle yaklaştırayım. Tek tırnaklı eti tip, eti diyor ondan sonra. Tek tırnaklı eti tespiti. Bir sürü Kayseri'de, en az Kayseri'de 3 tane lokanta, Diyarbakır'da var. Ondan sonra tekrar Diyarbakır, Adana, İstanbul, İzmir domuz eti. İzmir domuz eti. Mest et Nurdan Can, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, 35001 sokak, No 1 Maltepe, Menemen, İzmir domuz eti. Devam edelim. Adana, Ankara tek tırnaklı et tipleri. Devam ediyor buradan. Kayseri, İstanbul, Tekirdağ domuz eti. Bakın. Ensel Gıda Maddeleri Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi, Şeyh Sinan Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 53, Çorlu, Tekirdağ. Haydi. Domuz eti, hem de kuru köfte, iki defa kuru köfte de çıkıyor. Sebzeli pişmiş köftede de aynı şekilde. Aydın domuz eti. Devam ediyor. Çorum, Rize tek tırnaklı eti. Devam ediyor. Altındağ, Ankara ızgara köfte, dana koyun eti olması yer gereken yerde kanatlı eti tespiti. Ya bu gene hiç yoktan iyiydi. Kötünün iyisi. Yani Menemen, İstanbul, İstanbul, Sakatat kanatlı et, baş eti, ne bileyim, ondan sonra tekrardan sindirim sistemi dokusu ve baş eti. Konya. Hay bir de Konya Müslüman geçiniyor, biliyor musunuz? İzmir kanatlı eti, yani çağ kebap döner harcı demiş mesela. Devam ediyorsunuz buradan aşağıya. Kanatlı eti tespiti, kanatlı eti, sakatat tespiti, kanatlı eti, deri dokusu tespiti Adana'da. Baş eti, kanatlı, deri, kanatlı, 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 kanatlı devam ediyor arkadaşlar. Kuzu eti, dara eti diye millete yedirmedikleri bir halt kalmamış. Ellerine geçenleri yedirmişler. Şimdi bu vatandaşlar da bize diyor ki, aga diyor, siz diyor da domuz eti yiyor. Lan oğlum sen kendin yiyorsun burada. Haberin yok lan. Aç oku bak, devlet diyor, devlet söylüyor sana. Ben söylemiyorum ha. Devlet diyor, sen yiyorsun diyor. Bak görüyor musun aga? Bak kanatlı kanatlı kanatlı. Liste gidiyor agam, liste gidiyor. Süt, süt ürünleri envai çeşit aşağı kadar 59 sayfalık bir liste. Hepsini zaten ben anlatamam. Girin bakın bu listeye. Bakın neler varmış. Kim nerelerde neler satıyormuş, neler yiyormuşsunuz. Görün burada. Ondan sonra gurbette yaşayan adam böyle steak yedi mi? Gurbette yaşayan adam köfte yedi mi? Dana eti dedi mi? Domuz eti efendim senin yediğin diye insanlara iftira atmayın. Laf da etmeyin arkadaşlar. Bu kuzular söylemiş olduğum gibi 170 derece sıcaklığa oturdu şu an. Bu kuzular içeride kuzu oldu. Uyuyorlar. Şimdi bunları uyandırma zamanı geldi. Mangalı bir açalım, bir döndürelim. Uyansın bu gavrular. Yeter artık yattıkları ya. Yata yata olmaz böyle. Vay 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 vay. Of 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 of. En sevdiğimden. En sevdiğimden. En sevdiğimden. Efsane. Önce attığım daha güzel durumda. Onu tam pişmiş o.
Öbürü daha tam kıvamına gelmemiş. Yavaş yavaş. O daha gelecek. O zaten biraz daha ağır. Biraz daha büyüktü öbürüne göre. Şimdi 2 dakika sonra bunlar tamamdır. Çekeceğiz tabağımıza. Kesip bir tadına bakalım. Bakalım ne oluyormuş. Bir görelim bakalım. Bu arada saatinize arkadaşlar, şerefinize içiyorum. Rakı İçmeyi Sevenler Derneği'ne hoş geldiniz. Facebook'ta da öyle bir sayfa var. Rakı İçmeyi Sevenler Derneği diye. Evet arkadaşlar. Anlatmak istediklerim bu kadar. Yani durup durup her seferinde yorumların altına enteresan şeyler yazanlar. Çok daha enteresan olanlardan mesela bahsedeyim. Bugün farkına vardık. Discord kanalında bir arkadaştan beraber sohbet ederken arkadaş tespit etmiş bunu. Murat kardeşimin videosunun altına bir tanesi işte vatanı sattınız, vatan hainisiniz. İşte biz de Almanya'da yaşıyoruz ama işte şöyleydi de böyleydi de diye veryansın ederek Murat'a hakaret etmiş. Olabilir. Fikirdir. Fikrini o şekilde beyan etmiş vatandaş. Saygı duyarım. Bak, buna saygı duyuyorum. Yalnız saygı duymadığım konu burada ne biliyor musunuz? Şimdi zaten hakaret ederek yorum yazmak kişinin terbiye ve ahlak kalitesini gösteriyor. O zaten kişinin kendi kalitesi. Yani bizim değil, onun yorumu yazanın kalitesi o zaten. Enteresan olan şu. Murat oyun çekilişi yapıyor Twitch kanalında ve bu vatandaş oraya gidip oyun çekilişine katılıyor. Murat'ın söylediği kelimeleri yazıyor. Murat ne kelime söylüyorsa hadi diyor aşağı bunu yazanların arasında çekiliş yapacağız diyor. Ve bunun çekilişini yapıyor bu vatandaş. Ve çekilişe katılıyor. Ya aga bir karakterli ol. Bir düzgün ol. Sen değil miydin adamın videosunda hakaret eden, küfür eden? Seviyeni, terbiyeni gösteren sen değil miydin? Sendin. Şimdi oturup da 3 kuruş oyun için sen neyi sattın? Kendini sattın ya. Karakterini sattın sen. Sen nasıl bir adamsın diye sana sormazlar mı? Adam mısın? Yoksa başka bir şey misin? Yani bunu bizim orada sorarlar. Delikanlı adama bizde sorarlar bunu. Sen ne biçim, ne ayaksın diye sorarlar bizde. Yani bu tip insanlar aramızda dolaştığı sürece işimiz zor arkadaşlar. İşimiz tehlikede. Konumuza dönelim. Muhabbet bu kadar yeter. Şu eti bir çekelim bakalım. Bakalım ne olmuş. Şu ete bir bakalım. Hadi. Hep beraber. Bu tamam arkadaşlar. Bunu ortaya alalım. Bu biraz daha olacak. Bunun vakti var. Beklesin. Bu beklesin. Şimdi. Şuradan. Müsaadenizle. Şöyle yapacağım. Tabağı görün. Ya da bir dakika. Şöyle yapayım. Kamerayı yaklaştırayım size. Daha net görün. Kamerayı yaklaştırayım. Daha net görün. Hemen. Hiç videoyu kapatmadan. Hiç videoyu kapatmaya gerek yok. Hemen şöyle çevirelim kameramızı. Aynen. Aynen. Kamerayı çevirdik. Kamerayı çevirdik. 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 Evet. Evet arkadaşlar. Aynen. 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 Evet. Şimdi. Of 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 of. Evet. Tam istediğim gibi. İçi güzel pişmiş. Dışı çok güzel kızarmış. Tam sevdiğim gibi. Enfes. Evet. Şuradan bir tadına bakacağım müsaadenizle arkadaşlar. Müsaadenizle bir tadına bakacağım. Çok güzel. Gerçekten müthiş. Bu sırt olandı. Sırt kısmından olandı. Gerçekten nefis bir tadı var. Efsane. Şimdi hemen mangalı açalım. Bir de öbür kuzuya bakalım. Evet. Bu da tamam. 2 dakika. Hemen.
Mangalın altını kapatabiliriz. Mangalın işi tamam. Mangalın işi bitti. Evet. Of. Bu ne ya? Bu ne ya? Müthiş. Evet arkadaşlar. Bunu da aldık mı? Şimdi. Bir de bunun tadına bakalım. Bakalım bu nasıl olmuş. Bıçağımızı alalım. Bu arada bıçak da jilet gibi. Allah muhafaza. Eline ayağına gelse insanın parmağı koparır. Evet. Şuradan bir parça aldık. Enfes. Çok güzel pişmiş ya. Nefis. İçi dışı harika. Müsaadenizle arkadaşlar. Şu parçayı da ben bir atayım. Müsaadenizle. Evet bu da güzel ama sırt olanı ben daha çok sevdim. Bu buk dediği neresiyse bilmiyorum. Hemen bakalım. Kamerayı ben şöyle bir kendime çevireyim. Kapatmıyorum videoyu. Hiç kapatmıyorum videoyu. Hemen. Videoyu kapatmıyorum. Kes, biç, doğra yapmayacağım bu videoya. Olduğu gibi doğal çekeceğiz. Evet. iPad'den bakalım. Şu buk dediği hayvanın neresiymiş? Ben de bilmiyorum. İlk defa duyduğum bir kelime. Almanca bizim zaten ana dilimiz değil. Her ne kadar çok iyi hakim de olsam Almanca'ya, bazen böyle enteresan, hiç duymadığım çok acayip kelimeler çıkıveriyor karşıma. Ama Allah'tan Google amca var. Soruyoruz, söylüyor bize. Evet, burada hayvanın resmini de koymuşlar. Ha, 11 numaraymış. Buk. Üst kolmuş arkadaşlar. Şöyle şurada resimde gösteriyor. Görüyor musunuz? Şurada 11 numara üst kolmuş, pembe olan yer. Yazmış burada da artık yazıyor. Yani ne bileyim işte. Yazmış. Yani bu işte şöyle bir ettir, böyle bir ettir. Anlatmış burada. Öğrenmiş olduk. Üst kolmuş buk dediği yerde. Yani yok. Ben öbürünü daha çok beğendim. Öbürünün sosu daha güzeldi. Marine sosu. Ondan sonra hem öbürü dediğim gibi sırt bölgesinden olduğu için içerisinde sinir falan da yok böyle. Gerçekten böyle kaymak gibi bir etti öbürü. Bunu o kadar sevmedim. Evet arkadaşlar. Böylece test etmiş olduk. Hem muhabbet, hem sohbet, hem mangal. Hepsini bir arada halletmiş olduk. Sizlere gün batımından, Almanya'dan sevgiler ve saygılarımı gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu bitirmeden evvel de kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı bir zahmet unutmayın arkadaşlar. Yeni gelecek bildirimlerden de köşedeki çan işine tıklarsanız oradan da haberdar olursunuz. Daha başka videolarımı izlemek istiyorsanız videonun sonunu bekleyin. İki tane buradan böyle pırt diye çıkacak. Onlara da bastınız mı direkt o videolarımı da seyretmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben de geçeyim içeri şunları bir gömeyim. Artık bunları mideye indirme zamanı. Soğutmaya gelmez. Değil mi arkadaşlar? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.